Nedim Şener, Trump'ın kadrosuyla İsrail Türkiye için tehdit değil diyen siyasetçi tehdidin kendisidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan soykırımcı İsrail'in Türkiye için oluşturduğu tehdidi 1 Ekim'de şöyle açıklamıştı. Vaat edilmiş topraklar hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin tamamen dini bir fanatizm ve Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer bizim vatan topraklarımız olacaktır. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bu konudaki soruya, evet İsrail Türkiye'ye saldırabilir. Bu ihtimal çok yüksek cevabını verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 8 Ekim'de kapalı oturum sonrası olduğu gibi İsrail'in Türkiye için tehdit olmadığını şu sözlerle tekrarladı. Türkiye saldırmaz. Saldıracak askeri gücü de yok. Siyasi gücü de yok. Türkiye'nin çevresindeki gelişmeler o kadar çarpıcı ki, açık ve tehlikeli ki bunu görememek ancak üç kelimeyle izah edilebilir. Gaflet, dalalet ya da ihanet. Gazze'de soykırımdan sonra Lübnan'a saldıran, Suriye ve İran'a hedef alan İsrail'in Siyonist Dışişleri Bakanlığı'na atanan Gideon Saar, Türkiye'de için alan bir tehlikeyi tarif ediyor. Kürtler siyasi bağımsızlığa sahip olmayan milletlerden biridir. Onlar bizim doğal müttefiğimizdir. Ulaşmalı ve bağlarımızı güçlendirmeliyiz. Kürtlere ulaşmalı ve bağlarımızı güçlendirmeliyiz. Bunun hem siyasi hem de güvenlik yönleri var. Bölgedeki azınlıkların birleşmesi gerekiyor açıklaması yapıyor. Kısaca soykırımcı İsrail tıpkı PKK gibi Irak, İran ve Suriye ve Türkiye topraklarından kopartılacak parçalarla oluşturulacak teröristlerin hedefini artık gizlemiyor. Bunu da ABD desteği olmadan yapamaz. İşte ABD seçimleri tam da İsrail'in istediği desteği yarattı. Trump öyle bir kadro oluşturuyor ki sadece her koşulda soykırımcı Siyonist İsrail dostu değil, aynı şiddette Türkiye ve Müslüman düşman isimler bakanlık ve güvenlik bürokrasisinde yer alıyor. Trump'ın hastalıklı kadrosu. Trump, Orta Doğu'ya yönelik nasıl bir politika izleyeceğini işaretini başkanlık geçiş ekibinin başına Yahudi milyarder Howard Lutnick'i getirmesiyle gösterdi. Lutnick, İsrail yanlısı savaşçı olarak tanımlanıyor. 4000 kişilik Trump kadrosunu belirleyecek olan Lutnick, İsrail yanlısı olmak bir yana azılı bir Müslüman ve özel olarak da Türk düşmanlarından güvenlik ve dışişleri kadrosu belirliyor. Birkaç isme bakalım. Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığı için işgal PKK-YPG'li teröristler için Orta Doğu'da İsrail'den sonraki en iyi müttefiklerimiz ABD'nin Suriye'den çekilmesi fikrine stratejik hata diyen PKK-YPG'li teröristlere özel ABD vizesi için çağrı yapan birisi. Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, Türkiye için IŞİD'li ve El-Kaide'ci cihatçıları destekliyor. Cumhurbaşkanı için Erdoğan bizim dostumuz değil. O, dünyadaki en tehlikeli diktatörlerden biri diyen, Türkiye'ye F-16 ve her türlü savunma sanayi satışına karşı olan, Türkiye ve Müslüman coğrafyasından habersiz cahil bir kişilik. ABD Savunma Bakanı, yani Pentagon'un başına atanacak olan Pete Hegseth, 2018'de Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın yakılarak Yahudi tapınağı yapılmasını savunmuş, vücudunda Kudüs haçı ve haçlıların katliamlarını meşrulaştırmak için kullandıkları Tanrı böyle istiyor yazılı dövmeleri bulunan sosyal medyada kutu ile silah mermisi satışı yapan tuhaf bir kişilik. Dışişleri Bakanı Florida Senatörü Marco Rubio azılı bir Türk ve Müslüman düşmanı. FETÖ destekçisi bakan. Türkiye'deki FETÖ'cüleri siyasi tutsak olarak gören FETÖ'cü Enes Kanter'le görüşen, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasına karşı çıkıp yaptırım kararına katılan, ABD'nin Suriye'den ayrılmasına karşı çıkan, PKK-YPG'yi destekleyen tipik bir ABD'li siyasetçi. Azılı bir İsrail yanlısı olduğu kadar azılı bir Filistinli düşmanı. İsrail'in soykırımlarını kayıtsız şartsız destekleyen Rubio, ateşkes fikrine bile karşı. Gazze'deki soykırımın yoğun olduğu günlerde ölen sivillerden %100 Hamas'ı suçluyorum. İsrail'in eline geçirdiği Hamas'ın her unsurunu yok etmelerini istiyorum. Bu insanlar vahşi suçları işleyen hayvanlardır dedi. Trump'ın İsrail Büyükelçiliği ile belirlediği isim Evangelist Wise Mike Huckabee, Filistinli diye bir halkın olmadığına inanıyor. Tanrı tarafından bu toprakların İsrail'e verildiğini düşünüyor. Batı Şeria'nın ilhanına sıcak bakıyor. İki devletli çözüm için aptalca bir fikir, İran için öldürülmesi gereken bir yalan diyor. Kısacası yaşanan gelişmeleri, İsrail'in açıklamalarına, Trump'ın kadrosuna bakıp İsrail Türkiye için tehdit değildir diyen siyasi lider, bana göre Türkiye için en büyük tehdittir. Çünkü ya gaflet, ya dalalet, ya da onlarla işbirliği peşinde ve ihanet içindedir.